Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videoda parametreleri nasıl kullanacağımızla ilgili birkaç stratejiden bahsetmek istiyorum. Şimdi tabii robotların şu anda iki robotu aktif olarak kullanıyorsunuz. Bir tanesi Kesman Solo, bir tanesi de Kesman Bushido. Spacewalk kullanan çok az insan var, o yüzden Kesman Solo ile ilgili alternatif parametre senaryolarından bahsetmek istiyorum. Şimdi bu bir robot, aslında bir iş emir listesi. Sizin kendi yatırım tercihlerinize göre, hisseyle ilgili beklentilerinize göre parametrelerini değiştirip kullanabiliyorsunuz. Şimdi birkaç tane örnekten bahsedelim. Eğer siz orta vadeli yatırımcıysanız, yani ben 3 aylık, 6 aylık, işte 3 aydan az olmamak üzere diyelim, en azından orta vadede 6 ay 12 ay arası da borsada bir fırsat inanıyorsunuz. Borsa diplere doğru geliyor. İşte ortalamanın yakınlaşıyor, düşüyor yani. Yani yukarıdan borsanın %20 düştüğünü falan farz edin. %15, %20 bir düzeltme geldi ve hisselerde de siz bir potansiyel olduğunu inanıyorsunuz. Şimdi bir orta vadeli yatırımcı kriteri aslında bu. Yani orta vadeli yatırımcı borsa geri geldiği zaman, belirli ortalamalara, hisseler aşağılara geldiği zaman makul fiyatlardan yatırım yapan kişisiniz siz. Yani ben bugün alayım, yarın tekrar değiştireyim, şunu şöyle yapayım falan değil. Siz bir mal alacaksınız, toplayacaksınız ve bunu swing trade gibi, aslında birazcık daha işte 3 ay 6 ay taşıyacaksınız, %20 %30 para kazanacaksınız. Bu şekilde bir stratejiniz var ve örnek veriyorum, bu hisselerle de ilgili şişeyi beğendiniz ve toplamak istiyorsunuz. Şimdi yatırımcı için anlatıyorum. Şimdi şişeyi almak istiyorsunuz ve şişe ile ilgili ayırdığınız bütçe 200 bin lira. Şimdi 200 bin lira bütçe ayırıyoruz şişe ile ilgili. Diyoruz ki 200 bin lira bir bütçemiz var. Ben bu 200 bin liralık bütçede şişeye de alım yapmak istiyorum. Ve başlangıçta da bunun 50 bin lirasını almak istiyorum. 50 bin liralık malımı şu anki seviyeden alayım. Ve ben bu 50 bin liralık aldığım malı şu anlık satmayayım. Yani 50 bin liralık malın hepsini şu anda depo edip tutayım. Ve 150 bin liralık kalan bütçeyi de aşağı geldikçe buranın 2 katı kadar, yani 1500'ün 2 katı 3000 lira derseniz 3000 3000 alacağım. Şimdi bu şekilde bir kurgu kuruyorsunuz. Yani 150 bin lirayı 3000 3000 aldığınız zaman yaklaşık 50 defa alım yapacaksınız. 50 defa alım yapmak demek 50 defalık ona bütçe veriyorsunuz. Ve trade adamı da burada binde 4. Binde 4 trade adamı demek, 50 defa yaparsanız, binde 4'ü 50 ile çarparsanız, yani soluksuz bu hisse binde 4 çarpı 50 derseniz, %20 düşerse şişe bulunduğu seviyeden, siz ancak o zaman yaklaşık malınızı ne yapmış olursunuz? Toplamış olursunuz. Yani benim burada yaptığım kurguda ve trade adımlarında düşündüğüm zaman 4'e 2, ben burada yaklaşık %20 bir düşüş öngördüğüm için böyle bir fiyat giriyorum. Ama siz o kadar o hissede bir düşüş görmüyorsunuz. Ama bizdeki sorun şu: zaten bizim öngörülerimiz tutsa, %10 düşüşü öngörüyor olsan zaten %10 düşünce alırsın bunu, değil mi? Öyle de bir burada bir ikilem çıkıyor. Biz zaten neyin ne olacağını zaten bilmiyoruz. Herkesin bence anlamakta zorluk çektiği nokta bu. Yani biz şişenin zaten %20 düşeceğini bilsek, %20 düşünce alırız, ya da %20 yükseleceğini bilsek hiç malımızı satmayız, o zaman satarız. Bizim buradaki mantığımız, bilemediğimiz için bir aralığa yayılıyoruz. Ve bunun içinde de üzülmüyoruz. Yani örnek veriyorum, şimdi şişe almaya başladı diyelim ki. Aldı 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 aldı. 130 bin liralık malınız oldu. Döndü gitti ondan sonra. Çok önemli değil, başka bir hisse alabilirsiniz ya da ilave şişe alabilirsiniz. Bunu yaptığım zaman burada bir şey ne yapmış oluyor? Bir şey almış oluyor. Bunları değiştirebiliriz tabii ki. Şöyle bir şey yapabilirim. Daha büyük montanlı iş yapıyorsunuzdur. %10 düşüşte paramın bitmesini istiyorum. Ama bunu yaparken mesela şurayı eğer işte atıyorum 8'e 4 yaparsak mesela, çok daha yavaş bir alım olacak. Yani %0,8 düşünce alacak. Eğer burayı 10 yaparsanız ve şunu da %5 yaparsak, bu da şu olacak: %1 düşünce alacak. Yani ama şu anda bu oranlarla bu olmaz. Çünkü şöyle olur: %1 düşünce 1500 lira alacaksa, şey 3000 lira alacaksa,
150 bin lirasını istediğin %50 falan düşmesi lazım. Olur yani. Bunu da yine bu şekilde trade adımlarını kullanarak bunu böyle yapabiliriz. Peki bunu böyle yaptığım zaman her %1'lik düşüşte al dediğim zaman aslında her %1'lik düşüşte alacak ve ben %10'luk bir salınım öngörüyorum. Yani 10 defa da bu parayı bitirmesi lazım. O zaman ben buraya 150 bin liram var, 15 bin lira. Yani ben buraya 7500 lira yazarsam 7500 liranın düşüşte iki katını alacağı için her işleme 15 bin lira olacak. Yani her %1'lik düşüşte 15 bin lira alacak. %10 düşerse de yaklaşık o zaman ne olmuş olur? %10 düşerse de ben 150 bin liralık mal almış olurum. Peki ama bu arada aldığını da tabii mesela 15 bin liralık mal aldı ve bunun bir kısmı kâra geçti aldığı en son ve bunun bir kısmını ne yapacaksınız? Sattıracaksınız bu sayede. Ben satmasını istemiyorum. Sadece aşağı doğru mal toplasın istiyorsanız o zaman satım aktifi kaldırırsınız. Satım aktifi kaldırdıktan sonra şöyle bir şey olur. Bu hisse aşağı doğru mal toplar sizin için bu robot. Yani siz şu anki seviyeden aşağı geldikçe her %1 düştükçe 7000 şey 15 bin lira mal alırsınız ama hiçbir malınızı satmaz. Bu sayede %10 düştüğü zaman ne yapmış olursunuz? 200 bin liralık şişenizi elde etmiş olursunuz. 200 bin liralık şişenizi elde ettiniz diyelim. Ondan sonra buradaki alım aktifi kapatıp bu sefer hisseyi işte canınız istediği belirli bir seviyeye geldiğini düşünüyorsunuz. İşte %5, %7 neyse. Artık buralardan da yavaş yavaş satmaya başlasın derseniz de bu sefer de satım aktif yaparsınız. Hiçbir şekilde alım yapmadan bu sefer yukarı doğru da ne yapmış olur? Malınızı satmış olur. Bu da bir alternatiftir. Ama ben robotun bu tarafında değilim çünkü ben yatırımcı değilim. Hani yatırımcı olsam bunu böyle kullanırdım. Ne yapardım? Bir tarafta ilk önce alım aktifi yapıp mal toplardım borsa aşağı geldiği zaman. Daha sonra hisse belirli ortalamalardan uzaklaşıp trende girip yukarı doğru gitmeye başladığı zaman da satım aktif derdim. Bu sayede ne yapardım? 3 ayda topladığım malı yaklaşık 2-3 ayda da eritirdim ve bu sayede kademeli alım satım yaparak verirdim. Tabii bu çok yavaş bir döngü. Yani bu tamamen yatırımcının, 6 aylık bir yatırımcının kullanma döngüsü. Tabii bunu bir 20 hissede yaptığınız zaman ya da 30 hissede yaptığınız zaman tabii ki yönetilmesi çok zor bir şey olduğu için bunu kesmen sizin için yönetebilir. O yüzden bunların hiçbirini bu ayarlarda kullanmanıza, yatırımcı ayarlarında kullanmanıza gerek yok. Sadece şurada inşallah önümüzdeki aylarda şunları ben opsiyonel yapayım, şu stopları. Şu anda bu opsiyonel olmadığı için buralarda stop olmayacağımız için stop tutarlarını ne yapmamız lazım? Çok yukarıda yazmamız gerekiyor. Ama dediğim gibi inşallah ay sonunda ben buradaki stop rakamlarını artık yani tıklarsanız stop olmayacaksınız. En azından öyle bir şey olacak ama dediğim gibi çoğunluk bir strateji kurgularken giriş seviyesi, ne kadar alacağımız, kar tutarımız, zarar tutarımız bu aslında bir risk yönetim mekanizması. Bu risk yönetim mekanizmasını da bu şekilde yapmış oluyoruz. Yani yatırım tarafında işler bu şekilde.